Merhaba herkese C ile ilgili yeni bir testnet görevi geldi. Blok üzerinde koda testi ile ilgili 9. bir görev var. Şimdi bunun işlemlerini yapalım beraber. Dokuzuncu göreve participate diyerek başlayalım. Participate kısmına tıkladıktan sonra ilk karşımıza çıkacak yer burası. Burada next diyorum. Zaten lib cüzdanla sayfaya bağlanıyoruz. Ardından tekrar next diyoruz ve burada bize faucetten C'yi almanızı istiyor. Hemen faucete gidelim. Connect Wallet diyoruz. Lib cüzdanla bağlanalım. Autofill diye Lib cüzdanınız otomatik olarak yazılması sağlayabilirsiniz. Next diyelim. Bot doğrulamasını geçelim. Şöyle request C diyerek say test tokenlerimizi cüzdanımıza alıyoruz. Test tokenlerimizi aldıktan sonra blockchain sitesine tekrar gidiyoruz. Check status diyerek say balansımızı konfirme ediyoruz. Tekrar next diyoruz ve bir sonraki adıma geçiyoruz. Şimdi kodata eğitim web sitesine gitmemizi istiyor. Hemen buradaki linke tıklıyoruz ve bu siteye geliyoruz. Connect Wallet diyerek buradan lip cüzdanını bağlamamızı istiyor bizden. Approve diyoruz ve siteye bağlanıyoruz. Tekrar blokta gidelim. Next diyerek bir sonraki adıma geçelim. Burada dashboard kısmından bizim real estate NFT'yi mint etmemizi istiyor. Kodu testete gelelim. Kod destekli sitesinde dashboard kısmına geliyoruz. Burada biraz aşağı geldiğinizde bakın mint kısmı var. Mint kısmına tıklıyorum ve mint your NFT kısmına tıklıyorum. Ardından cüzdan onayımı veriyorum ve işlemimin tamamlanmasını bekliyorum. Mint your NFT dedikten sonra gördüğünüz gibi burada mint successful yazıyor. Yani mint işlemimi tamamlamış oluyorum. İlk denemenizde mint işlemi hata verebilir. Tekrar tekrar deneyin başarılı olacaktır. Bu konuda endişeniz olmasın. Mint işlemi tamamlandıktan sonra blokta tekrar dönüyorum. Ve bu adımı next diyorum. Zaten NFT'mi mint ettim. O yüzden de tekrar next diyorum. Burada bana diyor ki da bu formu doldurmamı istiyor. Hemen bu kısma gidiyorum. Ve bu formu dolduruyorum. Form oldukça basit. Kodu test eti takip etmenizi istiyor. Aynı zamanda da oluşturduğunuz NFT'nin ekran görüntüsünü alıp nasıl bir e, deneyim geçirdiniz bunu yazmanızı istiyor ve bu tweet'in bağlantısını da buraya yapıştırmanızı istiyor. Diğerleri de zaten oldukça basit görevler. Formu doldurup gönderdikten sonra tekrar Blockton sitesine dönüyorum. Burada zaten formu doldurdum. Bir tane de NFT'yi mint ettim. O yüzden direkt bunu next diyerek bir sonraki adıma geçiyorum. Bu adımda e, Twitter, Instagram ve Discord'dan testnetle ilgili feedback vermemizi istiyor bizden. E, burada Discord'da bakın kodu test edin katıldıktan sonra test et feedback kısmından ekran görüntünüzle beraber feedback verebilirsiniz. Bu adımdan sonra tekrar next diyerek işlemlerimize devam ediyoruz. Next dedikten sonra bize kodu testleyip blog.se'yi Twitter'dan takip etmemizi istiyor. Zaten bunları daha önceden yapmıştık. Bu kısma Twitter kullanıcı adımızı yazıp Submit diyerek bir sonraki adıma geçiyoruz. Submit dedikten sonra blog.se'nin Discord kanalına istiyor. Daha önceki görevlerde zaten bunlara katılmıştık. O yüzden Next diyorum. Discord'la bağlantımı istiyor ve işlemlerimi bitiriyorum. Burada bazen hata verebilir sayfa yenildiğinizde burası tamamlanacaktır. Yani zaten oldukça basit görevler. E, 9. görev ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Eğer e, aklınıza takılan bir şey olursa yorumlardan ve Twitter'dan bize ulaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeden geçmeyin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.